dün televizyonda söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı 2600 maddelik, 2300 maddelik bir ortak politikalar mutabakat metnini sundu topluma. 2300 madde. Türkiye'de kimse diyemez ki Millet İttifakı'nın seçim beyannamesinde şu soruna yer verilmedi diyemez dedim televizyonda. Biri aradı. Biri aradı. Dedi ki polislerin sendikası yok dedi beyannamede. O olmuyor ama. Olmayacağı istememek lazım. Güvenlik kuvvetlerinin sendika işleri biraz farklı tabii stratejik olarak. Yani çare var. Çareyi sunuyoruz. Kaynağıyla beraber sunuyoruz. Bay Kemal'in söylediği bütün vaatler arka planı dolu, kaynaksız bir tek vaadiniz yok. Buna siz inanın önce. Buna önce siz inanın. Ve hayata geçeceğiyle ilgili kuşku yok. Çok makro projeler var. Ama Bay Kemal'in en büyük projesi ne diye sorarsanız, size ulaştığımı bilmiyorum. Bu aile sigortası makro. Ama acil bir meselemiz var. Devlet okullarındaki çocuklara yemek, süt ve su. Neden? Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri ama bugün İstanbul'un göbeğinde evden okula aç gelip beslenme çantası göstermelik olarak oraya koyuluyor boş. Çocuk okulda bayılıyorsa bana önce o çocuğun mutluluğu lazım. Bana gencin umudu lazım. Umutlu genç lazım. Bana güçlü kadın lazım. Bana huzurlu emekli lazım. Parola budur. Türkiye'nin İçinde bulunduğu bu ekonomik çıkmazın, siyasi çıkmazın çaresi sizin çantalarınızda var. Ama bunu yaparken AK Partililerle karşılaşacaksınız. Onlar size ters yapabilirler. Onlara güler yüzle ne olur. Onları ikna etmek için uğraşma. Kimseyi ikna etmek için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamı var. Türkiye daha güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Vesaire geliyor. Bunları söyleyin. Şunları vaat ediyoruz. Görüşümüzde hepsi yazılı. Bir güler yüzle, bir hoş sedayla oradan ayrılın. Tartışma sakın yapmayın. Bizim ikna edemediğimizi doğal olarak siz de ikna edemeyeceksiniz zaten. Bazı ön yargıları kıramayız. Hani bir söz var ya, Çin sefrini yıkmak, ön yargıyı yıkmaktan daha kolay diye. Aynı böyle. Güzel bir ülkemiz, güzel bir toplumumuz var. Vatandaşlarımız Erdoğan'ın kutuplaşma politikasından bıktı. Samimi söyleyeyim, AK Parti seçmeni de artık kutuplaşmadan bıktı. Ve sessiz bir AK Parti seçmeni var. Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş, şu anda suskun bir AK Parti seçmeni var. Onlarla ilişkilerimizde ne kadar sıcak, samimi ve sahici olursak, inanın o suskun AK Parti seçmeni bu sefer Bay Kemal'e mühür basacak. Basılan mühür Bay Kemal'e değil. Geçen bir yerde söyledim, burada da söyledim. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne CHP Genel Başkanı'nın resminin asılacağını size 6 ay önce söyleselerdi, hadi oradan manyak derdiniz ama asıldı. Asla resim aslında Bay Kemal'in nezdinde hakkın, hukukun, adaletin resmidir. Ahlakın, liyakatin resmidir. Huzur arayışının, refah arayışının resmidir. Meseleye böyle bakalım. Bir tane ara parametremiz var. Helalleşeceğiz. Toplumla helalleşeceğiz. Onu devlete ele geçirince yapacağız. Devletin kusurları oldu geçmişte. Bundan ilgili toplumun bütün kesimleriyle helalleşeceğiz. Kucaklaşacağız. Ayrımsız kucaklaşacağız. Başı açıkla başı kapalı kol kola et tırnak olacak. Alevi ile Sünni kol kola et tırnak olacak. Kürt ile Türk kol kola et tırnak olacak. Tıpkı Çanakkale'de et tırnak olur başardığımız gibi. Atatürk bunları bir arada tutmayı başardı. Şimdi bunu Bay Kemal yapıyor. Bu birlik Türkiye'yi ayağa kaldırır. Ekonomiyi düzeltmek bizim için en kolay olanıdır. Önemli olan aslında bir zenginlik olan farklılıklarımızı, dezavantaja dönüştürülen farklılıklarımızı şimdi bizim avantaja dönüştürüp Türkiye'yi büyütme zamanımız. Helalleştik, kucaklaştık. Bir şey daha lazım. Hep birlikte zenginleşeceğiz. Bir avuç azınlık, beşli çete dünyanın en zengin insanları ligine girerken 86 milyon fakirliği, fukaralığı yaşamayacak. Bu ülkede. Bir çocuk okulda açlıktan bayılıyorsa o ülkenin cumhurbaşkanının 13 tane uçağı olamaz. Bu haramdır. Evet. Bu kul hakkıdır. Türkiye de bunu hak etmiyor. Ana durum bu, tablo bu. Bu çerçevede kampanyanın da aslında genel olarak iyi gittiğini söylemek isterim. Geziyoruz ben de arkadaşlarım da
ilçe ilçe, muhtarlık muhtarlık, sokak sokak geziyoruz ve o suskun AK Parti seçmeni Erdoğan'a öyle bir ders verecek ki Erdoğan şaşıracak da biz bile şaşıracağız. Biz de şaşıracağız. Yok canım, bu kadar da değil diyeceğiz. Çünkü 14 Mayıs gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partileri için değil, sadece Atatürkçüler için değil, Türkiye'nin susadığı, Türkiye'nin susadığı adaletin kana kana içildiği bir ırmağa dönüşen günün de adı olacaktır. Bunun için göreviniz kıymetli. Yorulacaksınız biliyorum ama yarın ki hepimiz Bay Kemal dahil, hepimiz yoruluyoruz. Şimdi buradan ayrılacağız, ben Esenyurt'a gideceğim. Taşkın Bey başka programları var. Hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye'yi bir beladan kurtarmak istiyoruz. Gençlere şunu söyleyin. Gençler ayrışmasın. Gençlerin bir kısmının diğer küçük partilere yöneldiğiyle ilgili bir algı var. Bence bir algı ama oldu değil. Bu algıyı da kıracağız. Her şeye rağmen Millet İttifakı'na sıcak bakmayan gençlere söyleyeceğimiz tek şey var. Hepimiz için önce özgürlük, hepimiz için önce adalet. Gerisi teferruat diyeceğiz ve ayrışmayalım diyeceğiz. Bölünmeyelim. Ortak tehlikeye karşı, ortak tehdide karşı güç birliği, iş birliği. Türkiye'nin en güzel takımı kuruldu. 6 genel başkanın bir sürü ortak özelliği olabilir ama biz bunlarla geçmişte yıllarca kavga ettik. Değil mi? Birine biz dedi ki, onlar bize faşist, komünist dedi, dinsiz dedi, şunu dedi, bunu dedi. Biz birine işte gerici dedik, birine faşist dedik, birine liboş dedik. Bir aradayız. Bizi bir arada tutan şey, bu 6 genel başkanı bir arada tutan şey, Türkiye'deki adalet anlayışıdır. Devletin dini adalet. Bütün dinler adalet üzere inmiştir. Ama Türkiye'de olmayan tek şey ne derse adalet. Her alanda adalet. Ekonomide, sanatta, siyasette, gençlerin işe girmesinde, üniversite girişlerinde, yurtlarda, sınavlarda adalet yok. Adalet geldiği zaman bilin ki, demokrasi geldiği zaman bilin ki, Türkiye'de 86 milyon zenginleşmesinin önünde başka hiçbir engel yok. Ve tıpkı sizin gibi, hani hiçbirinizin kişisel bir beklentisi olmadan bugün akşama kadar çalışacaksınız. Beklentiniz Türkiye'nin bekası, 86 milyonun huzuru, refahı, mutluluğu. Bu 6 genel başkanın bir tane ortak özelliği var. Bu adalet dışında hiçbiri siyasetten zenginleşmemiş. Bu çok önemli. Birileri Türkiye'yi soyup soğana çevirip yurt dışında villa değil, villa değil, malikane değil, mahalle satın almışlar ablacığım. Mahalle, sokağa boydan boya satın almışlar. Eskiden de iktidarlar böyle birilerini zenginleştirirdi. Giderler yurt dışında bir malikane alırlardı. Doğru. Ne malikanesi? Mahalleyi satın almışlar. Bu para sizin paranız. Bu para milletin parası. Şimdi kalkın ayağa gidin, o paraları geri alacağımızı da millete tane tane anlatın. Yolunuz açık olsun. Çok başarılar diliyorum.